Düzlemleri inceleyeceğiz tekrardan. Bunun için size verdiğim örnekler klasöründen ki bu ileri eğitim setinde olacak. Belki de temel eğitim setinde de olur ama iki eğitim seti çıkacak piyasaya, onu baştan söyleyeyim. Birincisi yine internetten ücretsiz dağıtılacak set. İkincisi ücretli dağıtılacak set. Ama ikisinde de muhtemelen bunu vereceğiz. Direkt örnekler klasörüne gidin. 001 nolu dosyayı seçin ve açın. Şimdi bu dosya üzerinde çalışırken düzlemleri öğreneceğiz. Bunun için ilk önce referans geometri düzlem komutuna basıyoruz. Hiçbir şey seçmedim. Lütfen siz de seçmeyin. Düzlem konusuna girdiğiniz zaman sizden referanslar ister. Mesaj kutunuzda zaten fully defined, tamamen tanımlı demediği sürece buradaki mesajları okuyunuz. SolidWorks bana ne diyor? En azından o konuda fikriniz olur. İlk önce diyor ki referans seçin. Daha birinci düzlemi, birinci referans seçtiğimde onunla ilgili ilişkileri açacak. Bakın birinci referans bu yüz diyorum. Hemen SolidWorks diyor ki bu yüze yapabileceğim en güzel işlem buna paralel belli bir mesafede. Görüyor musunuz? Benim size verdiğim dosya inç tarzında ama önemli değil. Milimetreye çevirebilirsiniz. Belli bir mesafede hemen buna paralel düzlem oluşturuyor. Diyebilirsiniz ki ben ters yönde yani 1 inç geride ya da 1 inç ileride bir dosya oluşturmak istiyorum. Ya da bundan 2 tane, 3 tane istiyorum. Bakın seçtiğim yönde bunlardan birden fazla çoğaltıyor. Görüyor musunuz? Okey dersem tam tanımlı onayını aldım çünkü bana 4 tane ekstra düzlem verecek. Hepsi de unsur ağacına eklenecek. Hepsini kontrole basılı tutup seçiyorum ve siliyorum. Referans geometri düzlem. İkinci yapabileceğiniz işlem direkt paraleli seçmektir. Bu düzleme paralel bir düzlem atar. Bunun nerede olduğunu gelip seçebilirsiniz veya belli bir noktaya göre yerleştirebilirsiniz. Dik açı derseniz bu yüzeye tam dik açıda 90 derecede bir düzlem atacaktır. Yüzey sınırının ortasına denk getiriyor dikkat ederseniz orta noktayı alıp. Çakışık derseniz tam bu yüzeye çakışık şekilde geçer. Şimdi çakışığı böyle kullanabilirsiniz. Ya da bakın şimdi referansları değişik kullanmak istiyorum. Diyorum ki önce şu açıyı anlatayım ondan sonra. Açıda da seçtiğiniz yüzey artı ikinci referans olarak vereceğiniz çizgiye göre açı koyar. Bakın ikinci kenarı burası değil. Sil. Şu kenar verseydim. Pardon. Nokta değil. Sil. Şu kenarı verseydim bu sefer buraya göre 52-53 derece yapmaya başlayacaktı. Görüyor musunuz? Tabi bu referanslarınızı ne derece doğru seçtiğinize bağlı. Yukarıda tam tanımını yazmadıkça siz referanslarınızla işiniz bitmemiştir. Demin ne demek istiyorum? Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü noktadan geçen bir düzlem de atabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Tık diye hemen buraya bir düzlem atıyor. İşin bir diğer yönü örnek dosyasının içinde saklı aslında. Düzlem yani katımız yok elimizde bir düzlem bir de noktamız var. Geliyorum diyorum ki ben yine referans geometri düzleme gireyim. Birinci referans olarak şu noktayı seçiyorum. Bu noktayı seçtiğim zaman bu noktadan geçen rastgele bir düzlem koyuyor. Eğer şu yansıt bu arada project yani yüzeylerde var. Yüzey komutlarını öğrenince bunu göreceğiz. Şu an sadece çakışık aktif. İkinci referans olarak bu düzlemi seçersem bu düzlem paralel ve bu noktadan geçen hemen bir düzlem atıyor bana. Eğer dilersem rastgele ekranda bulunan şekiller arasında da düzlemler geçirebiliyorum. Yani gelip bu noktadan, bu noktadan ve bu piramidin de şu noktasından geçen bir düzlem at diyorum bana. İstediğiniz düzlemi gelip üzerine tıklayıp gözlükle saklayabilirsiniz. Tabii ki unsur ağacından açmanız gerekiyor çünkü burada göremiyorsunuz. Ha, burada görmek için ne yapmanız lazım? Onu size eğitimde anlatacağım zaten. Bir daha ileriki videolarda. Hangi tuşa basarsanız buradaki düzlemi seçebilirsiniz. Hangi tuşa basarsanız onu aktif hale getirebilirsiniz. Kısa yollarda öğreneceğiz. Şu an sadece düzleme gelip üstüne basarak açıyorum. Devam edelim.
Düzleme geldim. Seçtiğiniz referans sayısı önemli dediğim gibi. Kaç referanstan geçtiğiniz. Ama düzlemlerin kesişiminde de çizgiler atıp oralardan da referans sağlayabilirsiniz ya da skeçleri kullanabilirsiniz. Ne demek istiyorum? İlk önce mesela şu düzlemi sil. Bundan da kurtulalım. Dedim son düzlem yaratma yöntemine. Çizime geldim, bu yüzeye bastım ve bakın böyle bir çizgi oluştu. Ve şimdi diyorum ki ben yine unsurlar, referans geometri, düzlem, şu çizgiden geçen ve bu yüzeye paralel bir düzlem istiyorum. Ya da ikinci referans olarak bu yüzeyi istiyorum. Ya da efendime söyleyeyim şu noktayı istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şu noktayı seçersem daha rahat göreceksiniz. Skeçleri de düzlem yaratmak için kullanabiliyoruz. Düzlemle ilgili bu videomuz bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.